Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin bu yılki ana gündem maddesi krizlerden istikrara çıkmak. Yeniden yapıcı bir dünyayı, bir gezegeni inşa etmek. 40 ülke katılıyor. Bu 40 ülkenin arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar başta olmak üzere 19 ülkenin de eski Cumhurbaşkanı da aramızda oluyorlar. Marmara Grubu Vakfı'nın Avrasya Ekonomi Zirveleri hür bir platformdur. Bu platformda saygı içinde herkes düşüncesini istediği gibi sergileyebilir. Bu yılda gene hem Rusya'yı hem Ukrayna'yı hem Çin Halk Cumhuriyeti'ni hem de Tayvan'ı yan yana getiriyoruz. Bir küçük daha bilgi vereyim. Gagavuzya'da Moldova merkezi hükümetle aralarında mesele var. Ama hem merkezi hükümeti getiriyoruz hem de Gagavuzya'daki Türk kardeşlerimizi de buraya getiriyoruz. Saygı içerisinde onları dinleyeceğiz. Gene zirvemizin içinde suyun peşinde bir ömür diye Süleyman Demirel 100 yaşında adlı bir oturum yapacağız. Bu oturumda onun Türkiye'den arkadaşları olan Sayın Cavit Çağlar, Sayın İlhan Kesici, Doktoru Aylin Cesur, onun döneminin hem dışişleri hem de meclis başkanlığını yapan Hikmet Çetin Bey, yurt dışından da arkadaşları Moldova'dan eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinski, Romanya'dan eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu, Bosna Hersek'ten eski Cumhurbaşkanı Miladen Ivanić aramızda olacaklar ve onunla ilgili hatıralarını paylaşacaklar. Açılışımızı İHKİB'in defilesiyle yapacağız. Bu defileyi 30 yıldır sürdürülen bir anane olarak COSA'nın genç tasarımcıları bize sunacaklar. Bu da Türkiye'nin yarınları için yeni bir fırsat oluşturacaktır. Avrasya Ekonomi Zirvesi aynı zamanda uluslararası bir marka olmuştur artık 27 yıldan sonra iyice ses getiren bir kurumdur. Bir ülkenin kalkınmasında, refah düzeyinin hatta prestijinin ileri seviyelere çıkmasında en önemli rol markalaşmaktan geçiyordur. Moda endüstrimizin markalaşma konusunda en şanslı sektörlerden birisidir. Çünkü yıllardır küresel markalara çalışıyor olmamız, tedarikçi olarak çalışıyor olmamız bizlere marka olma yolunda ciddi tecrübeler kazanmamızı sağlamıştır. Bu tecrübelerle onlarca firmamız markalaşma yolunda ilerlemektedirler. Hatta globalde 60 tane markamız yaklaşık 2000 tane mağazayla hizmet vermektedir. Birçoğu da bulunduğu pazarda, sektöründe lider konumundadır. Bununla beraber birçok bizler ihracatta daha fazlasını hedefliyoruz. Bunun için markalaşmaya, daha global markalaşmaya ciddi derecede yönelmemiz gerekiyor. Yani tedarikçi pozisyonundan çıkıp global markalaşma üzerinde ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bizim şu anki 20 milyar dolar olan hali hazırdaki ihracatımızı 40 milyar dolara hedefine çıkarabilmemiz için markalaşmamız gerekiyor. Tasarım ve inovasyon üzerinde çalışmamız gerekiyor. Zirvenin ilk günün akşamında düzenleyeceğimiz gala gecesinde de biliyorsunuz 30 yılı aşkındır yaptığımız COSA Genç Moda Tasarımcı Yarışması var. Bu yarışmanın finalistlerinin koleksiyonlarını da o gece sergileyeceğiz. Hem onların önünü açmak adına hem tasarım ve inovasyona destek vermek adına böyle bir çalışma yapacağız. Katılımda bulunuyorlar. Bakan seviyesinde, başbakan yardımcısı seviyesinde. Bak, isimler orada var. Düşünce sahipleriyle ve dünyada konunun eski Dışişleri Bakanımız
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Bülent Bey, şu an işler çok sayıda eksin markası iflas ediyor yani. Geçen de bu kadar. Bir sürü çalışma yapıyoruz. Mesela şöyle, ilk konu peşinizin. Aslı, biz bunu spesifik olarak dışarıdaki kolay bir olay değil. Onu da göz ardı.